Gelibolu'da gök gürültülü sağanak yağış ilçedeki hayatı olumsuz etkiledi. Gelibolu'nun İstanbul'a ulaşımı sağlayan çevre yolundaki bir şantiyedeki barakalarda kalan iki işçi ve ailelerinden oluşan 7 kişi mahsur kaldı. Kent merkezinde de kuvvetli rüzgarla birlikte yağan yağmur, Çanakkale-İstanbul Karayolu'nun Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır Beldesi mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Dün sularla dolan yolda araçlar ilerleyemedi. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu 20 dakika sonra yol tekrar açıldı. Gelibolu'nun İstanbul'a ulaşımı sağlayan çevre yolu dağlardan gelen sularla dolup taştı ve araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi. Karayolları ve polis ekipleri çevre yolundaki ulaşımı kontrollü olarak sağlamaya başladı. Çevre yolunda bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyede çalışan iki işçi ve ailesinden oluşan 7 kişi yaşadıkları barakada mahsur kaldı. Sularla dolan şantiyeden işçilerin kurtarılması için AFAD ekipleri çalışma başlattı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Yeniköy köyü de aralıklarla süren sağanaktan olumsuz etkilendi. Köydeki çoğu evde su baskınları yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İlçede şu an için herhangi bir can kaybının olmadığı, ekiplerin belli bölgelerde olası bir olumsuzluğa karşı beklediği belirtildi.